Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Kerkük Uluslararası Havalimanı'nın açılışından günler sonra Türk Hava Yolları bu havalimanına İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşunu düzenledi. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait TK-6890 sefer sayılı uçak saat 10.30'da hareket ederek Kerkük Havalimanı'na 13.05'te indi. Uçuşta Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kerkük Valisi Hakan Said El-Cuburi, çok sayıda Türk yetkililer ve iş insanları hazır bulundu. Kerkük'te karşılanan yolcular için havalimanında kutlama töreni düzenlendi. Tören Türkmeneli televizyonu ekranlarından canlı olarak yayınlandı. İstanbul Havalimanı'nda ilk kez Kerkük'e giden yolcu uçağı heyecanı. Türk Hava Yolları daha önce askeri üs olarak kullanılan ve birkaç gün önce açılışı yapılan Kerkük Havalimanı'na İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşunu düzenledi. Uçuş öncesi İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş bilgi ekranlarında ilk kez Kerkük yazdı. Bazı yolcular check-in bankosunda işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Kerkük'ün adı yazıldığı uçuş bilgi ekranı önünde hatıra fotoğrafı çekti. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait TK-6890 sefer sayılı uçak saat 10.30'da hareket etti. Uçuşta Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kerkük Valisi Hakan Said El-Cuburi, Hüseyin Şanverdi Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk-Irak Dostluk Komisyonu heyeti, Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Irak Türkmenleri yetkilileri, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ve Kerkük Türkmen iş insanları da hazır bulundu. Uçak Kerkük Havalimanı'na saat 13.05'te indi. Uçak pilotu ilk kez Kerkük'e hoş geldiniz anonsu yaptı. Hoş geldiniz. Kerkük'e gerçekleştirdiğimiz bu ilk uçuşumuzda bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Dear guests, welcome to Kerkük. Thank you very much for being with us in our first flight to Kerkük. Thank you. Türk Hava Yolları'nın Kerkük'e inen ilk uçağı su takısı altından geçti. Uçaktan inen yolcular, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, cephe yetkilileri ve Kerkük Valiliği yetkilileri tarafından karşılandı. Yolcular daha sonra ilk uluslararası uçuşun şeridini kesti. Ardından yolcular için karşılama töreni düzenlendi. Türk Hava Yolları, Bağdat, Basra, Necef, Erbil ve Süleymaniye'den sonra Kerkük Havalimanı'yla Irak'ta doğrudan sefer düzenlediği şehir sayısını 6'ya çıkardı. Aynı uçak akşam saat 16.40'da Kerkük'ten İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli seferini icra etti. Kerkük'te bulunan ve askeri üs olarak kullanılan havalimanı 16 Ekim'de düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı. 20 Ekim'den itibaren iç ve dış hat uçuşları başladı. Irak Sivil Havacılık Kurumu yaptığı yazılı açıklamada Kerkük Havalimanı'nın tüm uluslararası standartlara uygun ve sivil uçuşlara hazır olduğunu belirterek bu havalimanının ülkedeki yolcu ve kargo taşımacılığına ciddi anlamda katkı sağlayacağını kaydetmişti.